Anne baba dünyanın en keyifli, aynı zamanda en zor ve en sabır isteyen mesleklerden biridir. Buna ebeveyn sanatı da diyebiliriz. Öfke konusuna değinecek olursak, bugüne kadar araştırmalarda ebeveynlerin çocuklara karşı öfke gösteren ve agresif davranışlarda bulunan ebeveynler, çocuklarını disiplin etme konusunda daha zor olduğunu görüyoruz araştırmalarda. Öfkelenen ebeveynler, çocukların davranışlarının karşısında neye öfkelendiklerini iyi bilmeleri gerekiyor. Farkında olmaları gerekiyor. Farkına vardıktan sonra bu öfkenin çocukların tekrardan sevgili davranışlarına tekrarlanmaması veya ortadan kaldırılması için neler yapması gerektiğini düşünmeleri lazım. Ebeveynler çocukların davranışlarının karşısında kışkırtı düşünceler ve gerçek yaklaşımlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kışkırtı düşüncelerine baktığımız zaman çocuğun sevgiliye davranışı ebeveyn şunu düşünebilir. Çocuğum bana bilerek bunu yapıyor. Ama gerçek yaklaşımlar bu değildir. Gerçek yaklaşımlar çocuğun bu davranışı niye sergilediğidir. Bunu bilmeleri gerekiyor. Bunların farkında olmaları gerekiyor ebeveynler. Çocukların sergilediği davranışlar karşısında ebeveynler öfkelenmelerin yerine çocuklara doğru davranışın ne olduğunu göstermeleri gerekiyor. Örneğin bir çocuk kendi kardeşine zarar verdiği zaman, yani ona şiddet uyguladığı zaman sen kötü bir çocuksun demek yerine çocuğa yaptığın davranışın zararlı olduğunu söylemek gerekiyor. Ebeveynler çocuğun davranışına odaklanmaları gerekiyor. Çocuk yerine davranış odaklanmaları gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Çocuklar bizi kızdırdığımızı düşünüyoruz sergilediği davranışlarla. Ama çocuklar dünyayı keşfederek yöneliyorlar. Keşfettikleri zaman bazen bizi çileden de çıkartabilirler, bazen bizi kızdırabilirler. Bu konuda onlara empati yaklaşıp sabırlı yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çocukların her davranışını müdahale etmememiz gerekir. Bazen görmezden gelmemiz gerekiyor. Ta ki kendisine veya başka bir çocuğa zarar verdiği zaman o anda müdahale etmemiz gerekiyor. Çocuklar gelişim çağındayken onların davranışlarını takip etmek her zaman önemlidir. Öfkelenmek yerine çocuklara doğru olanı göstermek en doğru olandır. Onlara kızmak yerine, öfkelenmek yerine onlara sorumluluk yükleyebilirler. Örneğin bir çocuk olasını dağıttı ya da dağıtıyordur. Onu öfkelenmek yerine ona sorumluluk yükleyebiliriz. Sorumluluk nedir? Bir çocuk eğer odasını dağıtıyorsa, çocuğun odasının düzenlenmesini, o çocuğa uyut sorumluluğu vererek o çocuğun davranışlarını daha iyi yapabiliyoruz. Çocukların her dönemini farklı değerlendirmek gerekiyor. Gelişim çağındaki çocukların, özellikle ergen dönemdeki çocukların, ergen dönemdeki çocuklara karşı ergenlik dönemini iyi bilmeleri gerekiyor bebeklerin. Ergenlik döneminde çocuklar tepkisel davranışlar gösteriyorlar. Tepkisel davranışlar karşısında ebeveynlerin bilgi sahipleri olmaları gerekiyor. Öfkelenmek yerine o davranışların nasıl olumlu bir pekiştireç olacaklarını bilmeleri gerekiyor. Çocuklara karşı her zaman şunu söylemek gerekiyor. Çocuklara karşı sabırlı olmalıdır. Çocuklara empatiyle yaklaşılmalıdır. Çocuklara karşı sağlıklı bir iletişim ve yapıcı olmalıdır her zaman. Bunu yaptığımız zaman çocuklarımıza öfkelenmek yerine onlara daha sağlıklı, daha iyi davranışlar sergilenmesine yardımcı oluruz. Çocuklar her zaman ailesini rol model olarak örnek alırlar ve onların davranışlarını kendilerine empoze ederek davranışlar gelirler. Çocukların öfke kontrolünün her zaman ailelere büyük görev düştüğünü biliyoruz. Bu konuda ailelerin büyük sorumlulukları olduğunu düşünüyoruz. Ailelerin davranışlarını rol model alarak bu konu üzerinde empati yapabilirler.